Fakat İmamoğlu benim ilk günden tahmin ettiğim üzere yavaş yavaş koyunun üzerine giderek onu ezmeye başladı. Şimdi bu noktada yapılabilecek iki şey var. Ya bırakacaklar, İmamoğlu ve kurum karşılıklı kozlarını paylaşacak ki bu durum İmamoğlu'nun fevkalade lehine, AK Parti yönetiminin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir şeye sessiz kalabileceğini öngörmek mümkün değil. İmamoğlu'nun bu taarruzundan ardında da var aslında, Erdoğan'ı ringe çekmek istiyor. Bunun iki önemli avantajı olacak kendisi açısından. Bir tanesi, sevgili Can'ın ifade ettiği gibi, Erdoğan 2019 seçimlerinde gibi İstanbul ilçelerinde miting yapmaya başladığında anti Erdoğan olan herkes İmamoğlu'nun arkasında yeknesek hale gelecek ki en önemlisi bu. İkincisi daha da önemli. Eğer olur da öngörüldüğü üzere 31 Mart'ta ipi İmamoğlu göğüsler ise o zaman Murat Kurum'u yenmiş olmayacak. Daha önce 2019'da iki kez yenmiş olduğu Erdoğan'ı üçüncü kez yenmiş olacak. Ve üçüncü kez Erdoğan'ı yenerse hem 2028, en geç 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için erken seçim çağrıları çok daha güçlenecek. Ve Erdoğan'ın yaşlı, yorgun ve yenik bir Erdoğan'ın artık İmamoğlu karşısında direnme imkanı da fevkalade azalacak. Aslına bakarsanız bu hem İmamoğlu açısından hem Erdoğan açısından. Bakın, Murat Kurum'dan söz etmiyoruz artık adeta. Söz etmemiz de gerekmiyor. Biz bu filmi gördük. 2019'da da Erdoğan'dı aday aslında, Binali Yıldırım değildi. Bugün de Erdoğan. Ve ikisi açısından da aslında çok enteresan bir durum var. 2019'da Sayın İmamoğlu, benim geldiğim ilçe Beylikdüzü'nde ve o dönem fevkalade başarılı bir ilçe başkanlığı, ilçe belediye başkanlığından sonra aday gösterildiğinde yapılan anketler %82'sinin halkın İmamoğlu'nu tanımadığını ortaya koyuyordu. Bugün İmamoğlu'nu tanımayan hiç kimseden söz edemeyiz. İmamoğlu bir karakter olarak var. Ve 5 yılın ardından icraatlarıyla, doğrusuyla, yanlışıyla herkes tarafından bilinen bir aday. Üçüncü kez Erdoğan'ı karşı kazanmak, hem belediyeyi sonrasında Türkiye'yi Erdoğan'dan devralma hedefinde. Erdoğan açısından ise bana kalırsa şu noktaya kadar aslında fena iş yapmadı Sayın Cumhurbaşkanı. Bakın, Millet İttifakı'nı parçalamak da hedefi. Bunu başardı mı? Açık olalım, evet, parçaladı. İyi Parti nerede bugün? Daha 4,5 yıl boyunca desteklediği ve Saraçhane'de elini kaldırdığı İmamoğlu'nun, daha bir yıl önce İmamoğlu'nun karşısına aday çıkardı. Üstelik İstanbul İl Başkanı, yani İmamoğlu'nun her türlü icraatında yanı başında olan, her açılışta arkasına bakardınız, bir tarafında CHP İl Başkanı Canan Kaftancı olurdu, diğer tarafında İyi Parti İl Başkanı Burak Avuncu vardı. O Burak Avuncu bugün İmamoğlu'nun karşısında bir belediye başkan adayı olarak çıktı. Bu Erdoğan'ın başarısıdır, net. DEM Parti'nin aynı şekilde bir aday çıkartmış olması, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden milletvekili seçilen birisinin şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İmamoğlu'nun karşısında aday olması, net Erdoğan başarısıdır, bunları söyleyelim. Ama bakın, bunlar Millet İttifakı'nın parçalanışı, İmamoğlu'nun karşısına aday üzerine aday göstermeleri, İstanbul İttifakı'nın parti yönetimleri nezdinde kırıldığını, parçalandığını ortaya koyar. Ama seçmen nezdinde bu gerçekleşti mi? Orada büyük soru işareti var. Ama bir de şu anki var. Evet, bir de bir yan okuma yapmanızı, buyurun, rica edeyim o zaman. Tüm bunlara rağmen kazanamazsa Erdoğan, Millet İttifakı'nı parçaladın mı? Parçaladım. İmamoğlu'nun karşısına bütün partilerden aday çıkarttırabildin mi? Çıkarttırabildin. Ve yine yenemedin. İşte ondan sonrası aslında bir risk kalmadı mı? Çok büyük bir risk. Momentum tamamen terse döner. Risk değil mi? Ki o yolda ilerliyoruz. Bakın, İmamoğlu'nun başarısını şurada görmek lazım. Bu kadar parçalanmaya, bu kadar bölünmeye karşı şu an bütün anketlerde en azından başa baş ve zaten bunu biliyoruz ve hatta aslına bakarsanız Murat Kurum'un önünde çıkıyor. Bir önceki 2019 seçimlerinde İstanbul İttifakı'nın diğer bileşenleri karşısında olmasına rağmen bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? İmamoğlu'nun liderlik kumaşının, o aurasının partisinin
çok önünde olduğunu ve diğer muhalefet bileşenlerini de kendi arkasında bireysel olarak toplayabilme yetisine sahip olduğunu gösteriyor. Peki. Şunun hiç altını çizeyim müsaade ederseniz. Yani Türkiye'de şu benim aslında hiç inandığım bir şey değil. Keşke böyle olmasa. Keşke kadrolar, planlar, programlar üzerinden biz siyaseti inşa edebilmişsek, ama hayır. Türkiye'de siyaset lider kültü üzerinden inşa edilir. Bakın, bir tane Erdoğan çıktı ve Türkiye'nin son 20 yılına beğenin beğenmeyin, kızın kızmayın damgasını vurdu. Şimdi ben hep onu söylüyorum. 1977'deki o kara olan rüzgarından, Bülent Ecevit'ten bu yana Ekrem İmamoğlu 45 yıl sonra seküler camiayı arkasında toplayarak önümüzdeki 20 yıla damgasını vurma iddiasına sahiptir. Türkiye'de bir değişime inanan herkesin bu rüzgara sahip çıkması ve arkasında durması Fikret gerekiyor. Fikret Bilal, siz dinlediniz konuşmaları. Oradan muhtemelen notlar almışsınızdır ama ben aldığım notlar üzerinden özellikle merkez sağ seçmenin davranışı, gösterebileceği refleks, Sayın Uzun'un ve Sayın Sert'in söylediği acziyet içerisinde fark ederse liderini ya da devletini, işte orada bir refleks gösterir söylemini de değerlendirmenizi ve Erdoğan'ın sahaya inmesi halinde kurumu yetersiz bulması halinde orada Erdoğan karşıtlarının da İmamoğlu'nun yanında saf tutabilme ihtimalini değerlendirmenizi rica ediyorum. Evet, doğru bir yaklaşım Sinem. Tabii Sayın Erdoğan sağa inerse, ki bence inecektir, Erdoğan karşıtlarını konsolide olmuş halde görebiliriz. Böyle bir sonuç doğurabilir ama ben Sayın Erdoğan'ın İstanbul'dan vazgeçebileceğini zannetmiyorum. İstanbul Belediyesi'ni istiyor. Orayı kaybetmiş olmayı hala içine sindiremedi. Gerekirse bir daha kendini ortaya koyabilir. Kaybederse de zaten yine Cumhurbaşkanı devam edeceği için devam eder. Ama bunu deneyecektir diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul ekonomik olarak da iktidar için önemli. İstanbul Belediyesi'nin olanakları iktidarın kurdurduğu derneklere, vakıflara en önemli kaynağı sağlayan yerdi. Bunlar kesildi. Bunlara yeniden kavuşmak isteyecektir. Bir, merkezi idarede karar verici tek kişi olan Sayın Cumhurbaşkanı yerel yönetimleri de bu karar mekanizmasının içerisinde görmek istiyor. Dolayısıyla bütün ülkeyi yerelde genelde yöneten tek lider. Hedefinin bu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle mutlaka bu girişimde bulunacaktır. Çünkü Sayın İmamoğlu ve Sayın Kurum baş başa kalırsa AK Parti ve dolaylı olarak Sayın Erdoğan için de büyük bir hezimet söz konusu olabilir. Yani hiç olmazsa hezimeti önlemeye dönük bir düşünceyle de kendi ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Oraya bir asılma yapacaktır. Şimdi Sayın İmamoğlu ve CHP açısından İstanbul seçiminin önemi Sayın hocamızın belirttiği gibi çok kritik. Sayın İmamoğlu bu seçiminde de Erdoğan'ı üçüncü kez yenerek İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazanırsa artık siyaseten yeni bir aşamaya geçmiş olur Sayın İmamoğlu. Liderleşme süreci daha da hızlanır ve 2028 veya öncesinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin tartışılmaz adayı olur diye düşünüyorum. Zaten bu aslında CHP kurultayında da ortaya çıkmıştı. O zaman da yazıp söylemiştik. Sayın İmamoğlu ile Sayın Özel arasında böyle bir görev paylaşımı olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Çünkü Sayın Özel dolaylı da olsa televizyonlarda Sayın İmamoğlu ile belli hedeflerimiz, bazı hedeflerimiz var, ortak hedeflerimiz var demişti. Buradan anlıyoruz ki Sayın İmamoğlu İstanbul'da zor koşullarda İstanbul seçimleri bir daha kazanıp Cumhurbaşkanlığına doğru ilerlemeyi hedefliyor. Sayın Özel'in desteğiyle, Sayın Özel de genel başkan olarak CHP'yi yönetmeyi hedefliyor. Böyle bir görev bölüşümü olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Eğer Sayın İmamoğlu bu başarıyı gösterirse artık CHP'de başka bir cumhurbaşkanı adayı tartışılmaz diye düşünüyorum. Sayın Özel de partinin başında kalır diye düşünüyorum. Dolayısıyla İmamoğlu'nun genel başkan odan da cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali var. Genel başkan olmak isterse onu da üstlenerek aday olma ihtimali var. Ve şu tespite katılıyorum. Sayın İmamoğlu'nun 1977'lerde Sayın Ecevit'in ortaya koyduğu değişim tezini anımsayarak bu sürece başladığını biliyoruz. Seçim yenilgisinin ertesi günü sabah çok erken saatlerde değişim dedi Sayın İmamoğlu. Tabii koşullar çok farklı. Sayın İmamoğlu Sayın Ecevit'e göre sağ seçmenden daha kolay oy alabilen bir siyasetçi. Evet, çünkü Sayın Ecevit düzen değişikliğinin içeriğini sosyal demokrat bir düzen değişikliğiyle, projelerle besleyerek Anadolu'ya açılmıştı ve bundan
büyük destek görmüştü. Özellikle kırsal kesimden görmüştü. Ama o zamanlar düşünürseniz Sayın Ecevit'in en çok oy aldığı illerin başında Güneydoğu illeri gelir. Yani bir PKK olayı yoktu. Onun siyasallaştırdığı bir süreç yoktu. O siyasallaşmanın üstüne oturan siyasi partiler yoktu. Yani orada seçmenler Güneydoğulu, Batılı, Türk, Kürt, Çerkez gibi bir ayrım yapmadan Sayın Ecevit'in bu düzen değişikliği iddiasına destek verdiler. Şimdi Sayın İmamoğlu'nda henüz böyle bir proje anlamında, sol ağırlıklı projeler anlamında henüz gündeme getirdiği bir yeni bir düzen değişikliği iddiası yok ama değişim sözü bile bu kadar destek gördü. Ama ilerleyen günlerde, aylarda Sayın İmamoğlu bu değişim projesinin içini daha da somutlaştırıp dolduracak bir yaklaşım gösterebilir. Ama şu önemli, Sayın İmamoğlu'nun verdiği imajda CHP'li, sosyal demokrat, dürüst ama aynı zamanda da inançlı bir siyasi kişilik var. İşte Kur'an okuyabiliyor, camiye zaten küçük günden beri gidiyor. Ben bu özellikleri sebebiyle iktidardan memnun olmayan ama CHP'ye oy vermeye eli gitmeyen inançlı insanların Sayın İmamoğlu'na oy verebileceklerini düşünüyorum. Avantajı bu gibi geliyor bana. Hani sola açılarak sosyal demokrat politikalarla soldan bir ilave destekli değil de merkezde, merkez sağda işte dindar sayılabilen ama AK Parti'den memnun olmayan, onun yaptığı kızlıklardan rahatsız olan, partisini savunamayan merkez sağdaki insanların, hatta dindar insanların bile Sayın İmamoğlu'nun bu samimi inanç yaklaşımını esas alarak ona daha rahat yaklaşıp oy verebilecekleri kanaatindeyim. Böyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum Sayın İmamoğlu. Teşekkür ediyorum Sayın Bilal. Sayın Uzun size geleceğim ama Can. Evet, ben bugün HalkTV.com.tr'de bir yazı kaleme almıştım. Yazının başlığı da şuydu. Farklı kimliklerden oy almak neden garipsenir diye. Şimdi bu çok tartışılıyor çünkü evet İmamoğlu farklı kimliklerden, farklı yaşam tarzından sahip insanlardan oy alıyor. Ve bu bazı insanlarda ya bu nasıl oluyor gibi bir şaşkınlığa sebep oluyor. Ya bunu bence şaşkınlıkla karşılamak asıl garipsenecek olan durum. Çünkü eğer iyi bir siyasi lider varsa size hizmetler bağlamında gerçekten de kolaylaştırıcı bir etken sunuyorsa, örneğin sizin hayatınızın konforunu arttırıyorsa veya siyaseti o halka hizmet anlayışına uygun bir şekilde yapıyorsa, yani onun kimliğinin, onun yaşam tarzının bizzat size benzer olması neden gereksin ki? Zaten bunların artık geride kalması gerekiyor. Yani bakın eskiden Türkiye'de bu kimlik bazlı siyaset bu kadar güçlü değildi. Evet belki Batı ülkelerindeki kadar hani insanlar sınıf bazlı oy kullanmıyorlardı ama bu kadar da kimlik bazlı, yaşam tarzı bazlı değildi. Şimdi insanlar şuna alışmışlar. Oy verecekleri liderin işte belirli bir kimliğin ya da yaşam tarzının savunucusu olmasını bekliyorlar. Hayır, doğru değil bu. Doğru olan daha iyi hizmet sunabilecek bir kişinin bu hizmetleriyle, yani doğrudan siyasetçi olma vasfıyla ön plana çıkmasıdır. Sanırım İmamoğlu da bunu başardı. Yani bu öyle herkese mavi boncuk dağıtma tarzı bir ilkesizlik demek değil. Bu bütün yurttaşları birinci sınıf görmek, onlar arasında ayrım yapmak ve ayrım gözetmeden o hizmetlere ulaştırabilmek demek. Dolayısıyla Fikret abinin dediğine ek olarak şunu söylemek isterim. Zaten bu İstanbul seçimi olumlu bir şekilde sonuçlanırsa muhalefet açısından, ki öyle olacak gibi gözüküyor. Fikret Bila bir şey mi söylediniz? Bitirdin tamam, sandım. Son bir. Bir saniye şey Sayın Bila. Son bir ekleme. Geliyorum Fikret abi. Yani bunu eğer başarıyla tamamlarsa, ki öyle olacak gibi gözüküyor, İmamoğlu merkez sol ve merkez sağın tek lideri olarak muhtemelen, peki, ön plana Fikret çıkacak. Bila.